Selçuk Bayraktar nükleer silah mı geliştiriyor sorusunu sorduracak bir gelişmeyi konuşuyoruz bugün. Enerji her şeydir. Kılıç tarihi yazarken en önemli, en etkili kalemdi. Ama unutmamak lazım ki kılıcı kılıç yapan da ateş oldu hep. Bugünün dünyasında o ateş enerji. Petrolü, doğalgazı, elektriği kim kontrol ediyorsa dünyanın şah damarını o tutar. Geçtiğimiz yüzyıl bize bunu öğretti ve geçtiğimiz yüzyıl boyunca biz zincirlere vurulmuş, saklı bir medeniyet olarak bekledik. Şimdi o zincirleri kırıyoruz. Savunma sanayinde bu zincirleri kırdık ve artık Türkiye yeni bir alanda daha savaş başlatıyor. Artık savaş, fabrikaların çarkları, veri merkezlerinin işlemcileri ve evimizin prizleri için veriliyor. Bugün Türkiye'nin savunma sanayindeki devi Baykar'ın sessiz sedasız başlattığı ama etkisi yüzlerce yıl sürecek yeni bir kızıl elmasını konuşacağız. Adı TMRS yani Tomris. Bu sadece bir elektrik santrali projesi değil. Bu Eskişehir'in bağrında yatan trilyonlarca dolarlık milli servetimiz toryumun uyanışı. Bu yapay zeka çağına hazırlanan Türkiye'nin enerji bağımsızlığı manifestosu. Peki nedir bu TMRS? Küçük modüler reaktör ne demek? Türkiye atom bombası mı yapacak? Yoksa enerjide dünyanın yeni süper gücü mü olacağız? Bugün Aura Sebilon sponsorluğunda tüm bu soruları cevaplıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Türk savunma sanayi projelerini isimlendirirken yaygın olarak Türk tarihinden ilham alıyor. Bu geleneğin öncülerinden biri de elbette Baykar. Baykar projelerine isim verirken rastgele seçmiyor. Cezeri dediler, robotik ilmini hatırlattılar. Fergani dediler, uzay vizyonunu ortaya koydular. Şimdi ise nükleer girişimin adı TMRS yani Tomris Hatun. İlk duyunca insan elbette şaşırıyor. Tarihten bir isim koyalım dense genelde kimsenin aklına Tomris Hatun gelmez. Ama bu isim bir meydan okumanın dışa vurumu. Bunu anlamak için M.Ö. 6. yüzyıla gitmemiz gerekiyor. Türklerin ve hatta tarihin ilk kadın hükümdarı olan Tomris Hatun'un karşısında dönemin en büyük süper gücü Pers İmparatorluğu ve onun kibre kapılmış kralı Keyhüsrev vardı. Tomris Hatun sakaların kraliçesi olarak bu devasa güce boyun eğmedi. O günün şartlarında yenilmez denilen orduyu Turan taktiğiyle dize getirdi. Yani bugün TMRS isminin seçilmesi dünyaya verilmiş ince ve diplomatik bir mesaj. Enerjideki küresel tekerlere, büyük güçlere boyun eğmeyeceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz demek. Peki dünyaya bu mesajı verenler somut olarak ne yapıyorlar? Hedef net, 40 megawatt gücünde küçük modüler reaktör, kısa ve literatürdeki ismiyle SMR üretmek. Şimdi nükleerden, hatta enerji birimlerinden hiç anlamayan birisi için bu 40 megawatt ne ifade eder onu anlatayım. Bugün Akkuyu'da yapılan devasa santrallerin her bir reaktörü 1200 megawatt gücünde. Yani TMRS onun yanında bir nükleer pil gibi kalıyor. Küçük, kompakt ve taşınabilir. Zaten bu yönüyle bugün revaçta. Ama pil filan deyince küçük bir potansiyel olduğu anlamı çıkmasın. 40 megawattlık bu güç ortalama bir Anadolu ilçesinin tüm elektriğini tek başına karşılayabilir. Ya da devasa bir organize sanayi bölgesinin çarklarını hiç durmadan döndürebilir. Veya stratejik bir askeri üssün dışarıdan tek bir kabloya bile ihtiyaç duymadan yıllarca çalışmasını sağlayabilir. Hatta ve hatta devasa ticaret gemilerine motor olup okyanusları bir damla yakıt almadan aşmasını sağlayabilir. Böyle bir potansiyeli deniz ticaretinize entegre ettiğinizi düşünün. Maliyetlerin nasıl düşeceğini tahmin edersiniz muhtemelen. Yani hangi açıdan bakarsanız bakın, nükleer enerjide devrim niteliğinde bir projeden bahsediyoruz. Nükleer enerjiye dair bildiğimiz bütün yapı bu projeyle değişiyor. Çünkü Baykar'ın buradaki amacı Akkuyu'daki gibi devasa binalar dikmek değil. Fabrikada tıpkı bir SİHA üretir gibi banttan çıkan, tırlarla taşınabilen, kur çalıştır mantığında nükleer bataryalar üretmek. Peki son zamanlarda dünyanın konuştuğu bu küçük modüler reaktör yani SMR teknolojisi nedir? Neden herkes bunun peşinde? Konuyu biraz daha açarak ilerleyelim. Geleneksel nükleer santralleri düşünün. İnşaatları 10 yıl belki daha da fazla sürer. Milyarlarca dolar tutar, binlerce işçi çalışır. Tıpkı Mısır piramitlerini yapmak gibidir. Her şey o sahada, o an yapılır. Hata payı yoktur. Maliyetleri de korkunç olur. Şu an inşa ettiğimiz Akkuyu nükleer güç santralini gözlemlemeniz yeterli. Şu süreçte bile ne kadar sorun yaşandı, ne kadar büyük bir çalışma alanı olduğunu bunlardan bile kolayca anlayabilirsiniz. SMR ise nükleer enerjinin legoları gibi. Reaktörün parçaları devasa inşaat sahalarında değil, yüksek teknolojiye sahip fabrikalarda robotlar tarafından üretiliyor. Kamyonlara veya gemilere yükleniyor, kurulacağı yere götürülüyor ve orada birleştiriliyor. Peki bu ne sağlar? 1- Maliyet düşer.
2. Kalite artar. Çünkü fabrika üretimidir. 3. Güvenlik standartlaşır. Sadece maliyetin düşüşü bile bu projeye büyük yatırımlar yapmak için yeterli bir sebep aslında. Çünkü enerji ihtiyacı günden güne artıyor. Selçuk Bayraktar'ın ifadesiyle yapay zeka çağının enerji ihtiyacını karşılamak için bu proje şart. Yapay zeka vurgusu önemli bu arada. Arka planını kimse düşünmez ama yapay zeka dediğimiz şey sadece yazılımdan ibaret değil. Devasa veri merkezlerinde çalışan binlerce işlemcinin harcadığı korkunç bir elektrik enerjisinden bahsediyoruz. Bu yapının harcadığı enerji öyle boyutlarda ki gelecekte ülkelerin gücü sadece ne kadar verin var sorusuyla değil, bu veriyi işleyecek elektriğin var mı sorusuyla da ölçülecek. İşte TMRS bu dijital kalelerin enerji kaynağı olacak. Şimdi gelelim meselenin en can alıcı, en stratejik noktasına. Yakıt. Bu reaktörler ne yakacak? Nükleer enerji denince akla elbette ilk olarak bu geliyor. Çünkü yakıt yeni bir bağımlılık kaynağına dönüşecekse bu projelerin çok da bir anlamı kalmıyor. Ve nükleer yakıt dediğimizde akla ilk olarak ve hatta sadece uranyum geliyor. Dünyadaki nükleer düzen soğuk savaştan kalma bir alışkanlıkla uranyum üzerine kurulu. Ama bizim topraklarımızda, Eskişehir Sivrihisar'da, Beylikova'da, Kızılcıören'de öyle bir cevher yatıyor ki buna Türkiye'nin 21. yüzyıl petrolü desek abartmış olmayız. O cevherin adı toryum. Rahmetli Profesör Doktor Engin Arık Hoca'nın yıllarca haykırdığı gerçek şuydu. Türkiye dünyanın en büyük toryum rezervlerinden birine sahip. Toprağımızın altında yatan bu rezerv Türkiye'nin elektrik ihtiyacını teorik olarak yüzlerce hatta binlerce yıl karşılayabilecek potansiyelde. Bu ifade şimdilerde daha da anlam kazanmaya başladı. Keşke rahmetli yaşıyor olsaydı. Baykar onun önüne ne imkanlar sunardı. Peki toryum neden önemli? 1. Uranyumdan çok daha bol. 2. Uranyumdan çok daha verimli. Bir avuç toryumun verdiği enerji tonlarca kömüre bedel. 3. Atığı çok az ve daha kısa sürede zararsız hale gelebiliyor. Bu arada Baykar'ın TMRS projesi doğrudan toryum reaktörü olarak lanse edilmedi aslında ama Türkiye'nin nihai hedefinin bu olacağını tahmin etmek çok zor değil. Ya da en azından nihai hedef bu olmak zorunda diyelim. Çünkü yakıtı dışarıdan aldığınız bir nükleer santral sizi tam bağımsız yapmaz. Ama yakıtı Eskişehir'den, teknolojisi Baykar'dan olan bir santral gerçek anlamda enerjide tam bağımsızlık demektir. Bu bağımsızlığı kazanmamızda toryum potansiyelimiz de mümkün. Bunun dünyada örnekleri var. Mesela Çin şu an Gobi Çölü'nde toryum reaktörlerini çalıştırdı. Denemeleri bitirdiler. Ticari kullanıma geçiyorlar. Dünya bu yöne giderken dünyanın en büyük toryum rezervi sahibi ülkelerinden biri olan Türkiye'nin bu treni kaçırma lüksü yoktu. TMRS bu trenin lokomotifi olmaya aday. Bu kadar konuştuk ama hala esas beklediğimiz kısma gelmedik. Şimdi ona gelelim. Risk ve silah olma ihtimali. İlk olarak işin riskine değinelim. Nükleer denince aklımıza hemen Çernobil geliyor. Fukushima geliyor. Ya patlarsa, ya radyasyon yayarsa endişesi. Haklı bir endişe elbette. Ama TMRS ve yeni nesil diğer SMR'lerde kullanılan teknoloji, özellikle erimiş tuz reaktörü mantığı bu korkuları boşa çıkaracak fizik kurallarına dayanıyor. Bakın çok basit anlatacağım. Eski reaktörlerde yakıt katı çubuklardı. Soğutmak için sürekli su pompalamanız gerekirdi. Elektrik kesilirse, pompalar durursa felaket olurdu. Ama bu yeni nesil tasarımlarda yakıt zaten sıvı, tuzun içinde. Reaktörün altında donma tapası denilen donmuş tuzdan bir tıkaç var. Sistem aşırı ısınırsa veya elektrikler tamamen kesilirse hiçbir insan müdahalesine gerek kalmadan o tıkaç eriyor. Sıvı yakıt yer çekimiyle aşağıdaki güvenlik tanklarına akıyor ve donuyor. Yani sistemin sigortası bizzat fizik kuralları. Patlama riski fiziksel olarak neredeyse imkansız. Peki ya diğer soru? Türkiye bu teknolojiyle atom bombası mı yapacak? Bu soru akla geliyor çünkü nükleer teknoloji bıçak sırtı gibidir. Aynı bilgiyle elektrik de üretirsiniz, silah da. Ama toryumun doğası gereği nükleer silah yapımında kullanılması teknik olarak çok zor ve tercih edilen bir yöntem değil. Ürettiği yan ürünler silah yapmaya çalışan personeli radyasyona maruz bırakır ve gizlenmesi imkansızdır. Zaten burada asıl mesele bomba yapmak değil. Asıl mesele nükleer kabiliyet kazanmak. Bugün nükleer denizaltı yapmak istiyorsanız, nükleer uçak gemisi hayal ediyorsanız, uzaya nükleer etkiyle giden roketler gönderecekseniz bu teknolojiyi öğrenmek zorundasınız. Yani bu teknoloji zaten size doğrudan bir askeri güç kazanımı da sağlayacak. Sadece bu kazanım nükleer silah olmayacak. TCG Anadolu'nun nükleer tahrikle okyanusa açıldığını düşünün. Bu Türk Deniz Kuvvetleri'ne ciddi bir operasyonel kabiliyet kazandırır. Caydırıcılık sadece bombayla olmaz, teknolojik üstünlükte olur. Yani aslında Baykar'ın yaptığı Türkiye'ye bu kas hafızasını kazandırmak. Ayrıca Türkiye gibi yumuşak karnı ekonomi olan devletler için bu proje en az nükleer silah sahibi olmak kadar önemli. Çünkü bu projenin ekonomimize katkısı hesap makinelerini zorlayacak Hintistan. Türkiye her yıl 10 milyarlarca dolarını petrol ve doğalgaz ithalatına veriyor. Cari açığımızın en büyük sebebi bu. Enerjide dışa bağımlıysanız sanayinizde, tarımınızda, cebinizdeki para da dışarıya bağlıdır. Eğer TMRS projesi başarılı olur ve seri üretime geçerse Türkiye'nin dört bir yanına, sanayi bölgelerine filan bu modüler reaktörleri kurduğunuzu hayal edin. Ucuz,
temiz ve kesintisiz enerji. Sanayicinin maliyeti düşecek. İhracat rekabetimiz artacak. Dahası Baykar nasıl ki bugün SİHA satarak ülkemize döviz kazandırıyorsa, yarın bu nükleer bataryaları da enerji açlığı çeken gelişmekte olan ülkelere ihraç edebilir. Bu Türkiye için milyarlarca dolarlık yeni bir pazar demek. Yüksek teknoloji ihracatı dediğimiz hedef tam olarak bu oluyor. Yani kısaca bir toparlarsak burada çok daha iyi anlıyoruz ki bir milletin bağımsızlığı sadece sınırlarında nöbet tutan askerlerle değil, laboratuvarlarında sabahlayan mühendislerle, kütüphanelerinde dirsek çürüten gençlerle korunur. Tomris Hatun, yüzyıllar önce bağımsızlık benim karakterimdir duruşunu o günün şartlarında göstermişti. Bugünün dünyasında ise bağımsızlık kendi enerjini üretmekten, kendi verini işlemekten ve kendi teknolojini geliştirmekten geçiyor. Yani bugünün kurt kapanı da, sahte ricatı da yazılımla, kodlamayla, yani teknolojiyle oluyor. Baykar'ın TMRS girişimi henüz yolun başında. Önümüzde zorlu testler, aşılması gereken bir süreç ve öğrenilmesi gereken çok şey var. Ama bir yerden başlamış olduk. Baykar geleneğine baktığımızda da net bir şekilde görebiliyoruz ki başlandıysa bitirilir. Yani projenin başarısız olma ihtimali yok bence. Sadece süreç lazım. Ama tünelin sonundaki ışık çok güzel. Eskişehir'in altındaki cevherle Türk mühendisinin zekası birleştiğinde önümüzde durabilecek hiçbir güç yok. Bu proje Türkiye'nin sadece ışıklarını yakmayacak, geleceğini de aydınlatacak. İnşallah en kısa zamanda bir reaktörün çalıştığını görmek nasip olur. Videoyu da bir soruyla bitirelim. Sizce ilk reaktör üretildiğinde nerede görev yapacak? Yani ilk olarak nereye kesintisiz, ucuz ve temiz enerji sağlayacak? Tahmininizi yorumda belirtmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.